Diğer önergeyi okutuyorum. Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 207 sıra sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunla bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci maddesinde geçen Cumhuriyet Savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ibaresinin Cumhuriyet Savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına şeklinde değiştirmesini arz ve teklif ederiz. Alpay Antmen Mersin, Turan Aydoğan İstanbul, Sera Kadıgil İstanbul, Zeynel Emre İstanbul, Süleyman Bülbül Aydın milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz. Mikrofona basalım. Katılmıyoruz. Peki. Önerge üzerinde söz isteyen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Turan Aydoğan. Süreniz 5 dakika Sayın Aydoğan. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Size bir iki ifade okuyacağım şimdi. Oluk oluk kan akıtıp altında duş alacağım diyen bir şahıs vardı, hatırlıyor musunuz? O şahıs cezaevi görmedi. O şahısı lütfen sorguya çağırdınız. Yanında yüzlerce arabayla beraber gitti, ifade verdi ve geziyor. Milletin yarısını tehdit etti. Ölümle tehdit etti, kan akıtmayla tehdit etti. Cezaevi görmedi. Herhalde hakkındaki soruşturmada akamete uğramıştır. İkinci bir ifade daha okuyacağım. Senin kanını akıtır, sana içiririm. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın. Yoksa seni paramparça ederim, öldüreceğim kişiye önceden haber veririm. Bu da İstanbul'u sizin elinizden alan Türkiye'deki demokrasi güçlerinin göz bebeği Ekrem İmamoğlu'na bundan 13 gün önce gönderilmiş bir e-mail. Değerli arkadaşlarım, bu lütfen hatibi dinleyelim. Bu e-mail dolayısıyla 13 gün boyunca Cumhuriyet Savcılığı ve sizin bakanlığınız doğru düzgün bir işlem yapamadı. Ne zaman ki basına yansıdı, o zaman kerhen bu adamı bulduk dediniz. Bunu niye söylüyorum? Bunu şimdi daha çok kızacağınız bir şey söyleyeceğim, onun için söylüyorum. Majestelerinin yargısı budur işte. Siz majestelerinin yargısının yapmış olduğu bataklıktaki bataklığı kurutmak yerine sineklerin bir kısmını öldürmekle uğraşıyorsunuz. Bu yasanın özeti budur. Bu yasa anayasanın 10. maddesine aykırıdır. Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasanın 87. maddesine aykırıdır. Bizi burada toplumun önünde bir anayasa ihlaline kasıtlı olarak itiyorsunuz. Üstelik getirdiğiniz yasa bu toplumda barış sağlayacak, adalet sağlayacak bir yasa değil. Bu tip yasalar ne için yapılır? Böyle ekonomisi bozuk, siyaseti bozuk, idaresi bozuk ve yargı düzeni bozuk olan ülkelerde yaratılmış olan adaletsizliğin telafi edilmesi için yaratılır. Dünyanın demokrasi gelişmiş ülkelerinde hiç gördünüz mü? İnfaz rejiminin değiştirilmesi, kısmi af falan filan adı altında yaratılan sorunların telafi edildiğini görmediniz. Görüp söyleyemezsiniz. Buraya çıkıp söyleyemezsiniz. Sizin yarattığınız sorunların telafisiyle ilgili yola çıktık biz. Aylarca, yıllarca sizi davet ettik. Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel, meclis kapanmadan sizi buraya dört dörtlük bir af yasası, infaz yasası yapmaya davet etti. Neredeydiniz? Yıllarca yattınız, kılınız kıpırdamadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bence hiç katılacak bir yanı yok. 2-3 maddelik getirdiği bir infaz rejimiyle ilgili teklif vardı. Sonra geri çekildi. Onunla ilgili Allah sağlık versin, şimdi hastanede. Fethi Yıldız, inşallah acil şifa diliyorum. Fethi Yıldız komisyona gelip bu ne olacak dediğinde komisyon başkanı biz bütün partilerin uzlaşacağı bir infaz rejimi yapacağız dedi. Çok doğruydu bu. Bu mu sizin uzlaşınız? Bu mu sizin uzlaşınız? Gazetecileri kapsam dışında bırakacaksınız. Seçilmiş belediye başkanlarını kapsam dışında bırakacaksınız. Yazanları çizenleri kapsam dışında bırakacaksınız. Fikir söyleyenleri kapsam dışında bırakacaksınız. FETÖ'nün bir numaralı finansörü sarayın uçağında gezecek.
Kara Harp Okulu'nda okuyan gariban çocuklara 30 yıl ceza vereceksiniz ve burada kapsam dışı bırakacaksınız. Yazan çizen herkesi 220. maddeyle 314 göndermesiyle ceza vereceksiniz. Size aykırı düşünen herkes terörist olacak. Ceza kanununda doğru düzgün bir terör tarifi yapmayacaksınız. Sonra bizim önümüze geleceksiniz. Devleti soyanları, bir şekilde peşkeş çekenleri kurtarmak için yaptığınız yasayı da bu topluma barış yasası diye sunacaksınız. O soyguncuları yazan gazeteciyi içeri attınız. Henüz kitabı çıkmadan attınız. Cenin halinde düşünce cezalandırdınız siz. Siz artık bir baskı iktidarı haline geldiniz. Kendi mağrurluğunuzdan dolayı bu mecliste anayasal olarak meclisin 5-3 çoğunluğuyla çıkması gereken bir yasayı burnu büyüklük yapıyorsunuz. İki parti bir arada istediğimiz şekilde çıkarırız diyorsunuz. Millet izliyor. Millet izliyor. Anayasa Mahkemesi'ne gerek yok. Hukukçusunuz. Anayasayı siz daha iyi yorumlayacaksınız benim gibi. Millet izliyor. Daha önce çıkarılmış olan Rahşan Yasası dediğiniz yasanın da adı şartlı tahliye yasasıydı. Ama öyle yorumlanmadı. Burada oyun yapıyorsunuz. Bir kısım... Tamamlayın Sayın Aydoğan. Mecbur sayıyorsunuz. Şimdi majestelerin hakimlerini süslüyorsunuz. İnfaz mahkemesi, infaz hakimliği adı altında. Doğru, infaz hakimliği güzel bir şey. Ama geniş yetkileri itibariyle ne yapacağı belli olmayan majestelerin hakimini yarattınız. O majestelerin hakimleri neler yaptı biliyor musunuz? Suç ceza hakimleri FETÖ borsasının kurbanı oldu. Burada maklubiye kaşık sallayanlar diye siz tartıştınız onların durumunu. Osman Kavala'yı tahliye eden mahkemenin hakimini aylarca yıllarca istediğiniz şekilde karar verdi diye orada tuttunuz. Tahliye kararı verildiğinde de Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki tahliye kararı vermeye kalktı. Mahkemenin verilmiş bir kararına vermeye kalktı diyen bir irade. Anayasadaki bütün erkler ayrılığını yoka sayan iradedir. Tek adam iradedir. Ama bilin ki toplum önünde artık azınlıktasınız. Baskınız artsa da toplum sizi görüyor, gereğini yapacaktır. Saygılar sunuyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler, birinci madde kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Akçay. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir konuda kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Sayın konuşmacı, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız ağabeyimiz Fethi Yıldız Bey'in hazırladığı şartlı ceza indirimini öngören kanun teklifinin geri çekildiğini ifade etti. Bu yanlış ifadeyi düzeltiyorum. Bu teklif hiçbir zaman geri çekilmemiştir. Beklemeye alınmıştır. İfade aynen bu şekildedir ve şu anda da meclis kayıtlarında durmaya da devam etmektedir. Daha sonra Adalet Kalkınma Partisi ile birlikte şu anda görüşmelerini yaptığımız infaz düzenlemesi gerçekleştirilmiş ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da imza altına alınmıştır. Mesele bu şekildedir. Teşekkür ederim. Sayın Akbaşoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, biraz evvel CHP adına konuşan hatip tamamen gerçek dışı temelsiz bir takım iddialarda bulunmuştur. Hepsini kendisine iade ediyoruz ve reddediyoruz. Majestelerinin bir mahkemesi ve hakimi yoktur. Türk milletinin mahkemesi ve hakimi vardır. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Bir. İkinci olarak Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili kanını içerim falan filan diyen kişi de AK Partili değil, CHP Etimeskut ilçe örgütünün üyesidir. Sonuçta ortaya koyduğunuz bütün argümanlar ve tezler çökmeye mahkumdur. Yalan dolanla hakikatleri ters yüz edemezsiniz. Peki, sonuç itibariyle herkes gerçekle bu konuda kürsüde konuşma durumundadır. Bütün herkesi töhmet altına alan yalanlarla hiçbir şey ifade edilemez. Lütfen. Buyurun.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmıştır. Başından itibaren suç duyurusunda bulunmuş ve siber suçlarla ilgili emniyetin gerekli birimleri derhal harekete geçmiştir. Bu da kamuoyunun huzuru içerisindedir. Peki. Ancak bu konuda konuşanlar gerçeği yansıtmayan bile bile kasten yalan ve yanlış sözlerle kamuoyunu Peki. aldatmaktadır. Ya. Buna asla müsaade Peki. edilemez. Peki. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, birazcık daha tansiyonu bir saniye. Değerli arkadaşlarım lütfen. Peki. Bir saniye Sayın Aydoğan lütfen. Arkadaşlar bakın bu şekilde birbirlerimizi karşılıklı yüksek sesle cevap vererek konuşarak sürecin götürülmesini olanaksız görüyorum. Peki tamam. Sayın Özel kayıtlara geçmesi açısından söz veriyorum. Buyurun. Buyurun. Her şey bir yana ama şimdi iç düzüğü sizin kadar hassasiyetle uygulayan birisi varken böylesine bir üslup, böylesine hakaretler ve dönüp hiç kimse burada yalan söylemeyecek diye de meclisteki hem sizin riyaset makamının otoritesini içe sayan hem parti kimliğimizi rencide eden bu saldırıya karşı iç düzüğün 69. maddesine göre usulünce 2 dakika kürsüden cevap hakkını kullanmak istiyoruz. Ben yerinizden vereceğim. Hayır Sayın Başkanım. Hayır Başkanım. Sayın Özel şöyle yapalım. Sayın Başkanım buna teslim olmam. Peki. Buna teslim olmam. Siz de mi benim üzerinde ben de aynı benim de. Üzerinde istiyorum, evet. Hatrınız büyüktür. Ancak bu dile teslim olmam. Söz hakkı sataşma kürsüden cevaplanmak. Değerli arkadaşım bir saniye. Sayın Akbaşır oturun. Ben gerekirse size de söz veririm tekrar. Buyurun Sayın Özel. Yalnız 2 dakika söz veriyorum. Yalnız yeni bir sataşmaya. Buyurun Sayın Aydoğan. Sayın Aydoğan sizden ricam bakın şudur. Bir sataşmaları artık yol açmadan müzakereleri mümkün olduğunca sakin bir üslupla götürmesini temin etmenizi rica ediyorum. Siz deneyimli bir hukukçusunuz. Buyurun Sayın Turan. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Yüce Meclis'in çatısı altında temiz bir dil kullanmakla mükellefiz. Burada dile getirmiş olduğumuz majestelerinin yargısı ifadesini Sayın Grup Başkan Vekili kendisi de benim kadar bilir hukukçudur. Yargının bağımsızlığının engellenmiş hali anlamına gelir. Yargının efendim müsaade edin. Siz gelin konuşun. Yargının bağımsızlığının engellenmiş halinin zaten doğal olarak tezahür ettiği ifadeler Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkmıştır Osman Kavala davasında. Çıkmıştır Raip Branson davasında. Çıkmıştır bir gazetecinin Alman Başbakanı'yla anlaşılarak uzun süre içeride tutulduktan sonra gönderilmesine. O da bir haksız tutmaydı. Şimdi bu kadar siyasallaşmış bir yargıya ben majestelerinin yargısı demeyeceğim de bağımsız ve tarafsız yargı mı diyeceğim? Sizin gibi başımı kuma mı göreceğim? Ben ömrümü bu işe verdim. Ben hak ihlalleriyle uğraşarak geldim buraya. Sakin olun değerli arkadaşlar. Sayın Aydoğan lütfen siz de. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasında daha önceden hazırlanmış yasaları burada tekrarlamaya gelmedim. Ben burada yolda İstanbul'dan gelirken vicdana gidiyorum diye mesaj attım İstanbul seçmenine. İstanbul seçmenine borcum var. Yalancı ifadesi bu meclis çatısı altında kullanılabilecek bir ifade değildir. Benim kullandıklarımın gerçek dışı olan da hiçbir hali yoktur. Zati halinizi aynen iade ediyorum. Alın nerede kullanırsanız kullanın. Peki. Ama burada her zaman yaptığınız gibi genel bir takım ifadelerle beraber, soyut suçlamalarla beraber bu meclis iradesini yoka sayarak baskın gelmek istiyorsanız da halkımız bizi izliyor. Yüce halkın vicdanı her şeyden egemendir. Peki. Saygılar Peki. sunuyorum. Sayın Akbaşoğlu siz de bir cümleyle toparlayın. Aynı şekilde ben de kürsüden bu açıklamayı... Buyurun yalnız şimdi Grup Başkan Vekili olarak sizden bir toparlayarak ve konuşmayı burada sonlandırmak üzere söz vereyim Sayın Akbaşoğlu. Bunu yapabilecek ehliyetli olduğunuzu ben biliyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi hürmetle selamlıyorum. Evet, birçok hususa temas edildi. Tabii ben kısa bir süre içerisinde bazı başlıklara ancak cevap verebildim. Bir tanesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın güya bir AK Partili tarafından tehdit edildiği algısı oluşturulmuştu. Bir algı oluşturulmuştu. Buradan hareketle hakimlerin ve savcıların gerekli takibatı yapmadığıyla ilgili suçlamada bulunuldu. Bunların hepsi gerçek dışı. Dün itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyuna da açıklama yaptı. Herkesin malumu. Aynı zamanda bu tehditkar dili kullanan kişi CHP Ankara Etimesgut ilçesinde CHP'nin üyesi olan bir kimse. Dolayısıyla ortaya konulan bütün tezler çökmüş oldu. Şimdi biz bu hakikati ortaya koymayacağız da bir takım yalan ve yanlışlara mı teslim olacağız arkadaşlar? Peki. Kamuoyunun bu hakikati bilmeye hakkı var. Bile bile de bu meseleyi çarpıtmak kimsenin haddi ve hakkı olmamalıdır. Hepimiz hakikatin peşinde olmalıyız. Milletimize hakkı ve hakikati ifade etmeliyiz. Bu hepimizi bağlayan bir durumdur. Bunu hatırlatmaktan başka da bir konuya temas edilmemiştir. Hepimiz temiz bir dile ve hakkı hakikati milletimize duyurmaya memuruz. Bu konuda herkese bir duyarlılık istirham ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sayın Özel, bir cümleyle lütfen. Sayın Başkan, nasıl bir cümleyle? Yani ben de anlamıyorum yani. Şimdi bakın. Nasıl bir cümleyle? Buyurun, ben talebinizi bir alayım öncelikle, buyurun. Peki. Bir saniye değerli arkadaşlar, buyurun talebinizi alayım. Deli Başkan. Milletvekilimizde var ya bir cümle. Bir saniye değerli arkadaşlarım. Buyurun. Sayın Başkan, iç düzeye uyma konusundaki hassasiyetiniz hepimizin takdiri. Beyefendi, iç düzük 69 gerektiren hakaret ve iftiralarda bulununca takdir ettiniz, cevap verildi. Ancak kürsüye çıktığında, biz bir daha kürsüye çıkmayacaktık, kendisine de hiçbir şey söylenmedi. Kürsüye çıktı, çıksın. Ben her zaman konuşulmasından yanayım. O konuşması sırasında tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP üyeliği üzerinden saldırganın, tehditçinin bunu söyledi. Ben şimdi oturup buraya ya bir durur musunuz? Arkadaşlar tamamlayalım cümlelerimizi. Bir saniye Sayın Çilez. Sayın Çilez, rica ediyorum. Buyurun. Sayın Aydoğan, siz de bakın, grup başkan vekiliniz konuşuyor. Buyurun. Yargıyı tatile çıkaralım. Değerli arkadaşlarım, lütfen bakın, bir kanun teklifine görüşmelerini sürdürmeye gayret ediyoruz. Lütfen buyurun. Buyurun. Buyurun Sayın Özel. Bunun açıklığa kavuşturulması lazım. Bunun için de kürsüden de isteyebileceğim halde bir önce de siz dediniz yerinizden olsun diye, ama bir cümle deyince benim onu bir cümleyle ifade etmem. Buyurun, ben açayım mikrofonu, bir açıklama yapın. Kapatalım Sayın Akbaşoğlu, ne olursunuz artık, benim de bir bakın şey yapalım. Bakın değerli arkadaşlarım Sayın Özel, siz açıklamanız, Sayın Özel siz lütfen açıklamanızı yapın. Ben de kanunun yürümesi açısından değerli arkadaşlarım, bir önce tartışmanın bitmesi gerektiğine inanıyorum. Lütfen bitirelim. Her iki partinin milletvekilleri de benzer konularda laf atıyorlar. Cumhuriyet Halk Partili bir hatibin çıkıp da suçluyu partisine göre ifade etmesini hiç doğru bulmam. Hatibimiz asla böyle bir şey yapmadı. Tamam. Hatibimiz çıkıp da bu suçlamanın ondan iyi bilen yok, o kişinin Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğunu. O bu durumun aynen şunu söyledi. Bu durum AK Partili bir siyasetçinin başına gelseydi 17 gün boyunca yan yatılıp da bu iş kamuoyuna mal olduğunda mı ortaya çıkardı dedi. Yoksa örneğin Sayın Erzurum milletvekilimiz hocam da sordu, söyleyeyim. Bu kişi Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak çıktı. Biz infaz kanununa yaklaşırken CHP'li, AKP'li, MHP'li diye bakmayız.
bakmaya kalkarsak buradan buradan hangi suçlular, hangi partinin tamamlayın da kapatalım artık Sayın Özel bu konuyu. Sayın Akbaşoğlu sizden de rica ediyorum artık. Örneğin kapatalım. Kapatalım. Toparlayın kapatalım. Konu anlaşılmıştır. Açalım. Açalım. Açalım ki bunun sonunda peki. Bu işin içinden özellikle teklif sahibi iki parti çıkamaz. O yüzden biz bu işi asla ve asla şu suçlu şu partiden peki. demedik. Suçlunun CHP'li olması, meselenin kovuşturulmamasını veya CHP'ye bir yükümlülük peki, getiriyorsa peki toparlayalım artık kanun maddelerine geçelim. Peki. Sayın Akbaşoğlu bunda Sayın Özel bir şey söylemedi. Bir cümle rica ediyorum. Bakın ikinci maddeyi okutacağım şimdi. Yani kanunun ilerlemesini istiyorsak bunu yapalım. Buyurun. Bir cümleyle lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Beyefendi biraz evvel açıklamasını yaparken maalesef yeni sataşmalara da sebebiyet vererek bir yaklaşımda bulundu. Ancak ben sataşmada bulunmayacağım. Ben bir açıklamada bulunuyorum ve diyorum ki konu anlaşılmıştır artık. Kim olursa olsun, kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tehdit ve hakaret suçunu işlemişse devletimiz onu enseler, bağımsız ve tarafsız yargının önüne çıkartır ve peki. Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler hükmünü keser ortaya koyar. Sistem bu şekilde işler. Tamam. Ama bunun dışında bir takım yaftalamalarla majestelerinin hakimi mahkemeleri falan filan yok. Ve aynı zamanda da AK Parti ile ilgili bir algı oluşturuldu bu meseleyle ilgili. Bu kişinin de AK Parti ile uzaktan yakından alakası mesele olmayan... anlaşıldı. Peki. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşım Sayın Tanal rica ediyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Değerli arkadaşlarım önümüzde oldukça çok sayıda madde var. Şimdi ikinci maddeye geçeceğiz. İkinci madde üzerinde değerli arkadaşlarım herkes devam konuşursa yani edin. Konuşmalara girilirse bu şekilde yürütme şansımız olmaz. Biz devam edelim. Bakın şimdi burada bir karar verilmesi durumunda yani kanun maddelerine görüşecek miyiz, görüşmeyecek miyiz yoksa tartışmalar başka alanlarda mı yürüyecek? Ben meclis başkan vekili olarak önümüze gelen kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesini arz ediyorum. Yani bu konuda bir çaba sarf ediyorum. Yani bu özeni herkesin göstermesi gerekir. Ben meclis başkan vekili olarak bunu sizlere öneriyorum arkadaşlar. Görüşelim. Arkadaşlarımız herkes konuşmalarını anlatsın. Ama bir hassasiyet oluştuğunu görüyorum. Biraz bütün genel kurulumuzun bir soğukkanlı ve sakin olmaya ihtiyacı olduğu bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bu anlayışla götürmeye çalışıyoruz.